kayıt başladı. Martı Büyüközden Yüce ben. Artık bazı velilerimiz de var zaten katılımcılar arasında. Plus Education Career'in kurucusu ve direktörüyüm. Bizim stratejimiz her zaman ülkeler konusunda uzman olmak ve o ülkelerde en az üniversite hatta master eğitimini almış danışmanlarla çalışmak. Fransa konusunda, İtalya, özür dilerim, Almanya konusunda hep böyle çok uzman, neredeyse orada doğmuş büyümüş danışmanlarımız var. Ama İngilizce programlarında danışmanlığını ben yapıyorum. Özellikle Amerika ve Kanada olduğunda söz konusu, Kuzey Amerika olduğunda bizzat ben yapıyorum. Birkaç hafta içerisinde bir haberimiz de olacak. Çok çok yetkin bir danışman daha Kuzey Amerika için aramıza katılıyor. Kendisi şu anda dinleyiciler arasında, bu webinarı yine ben veriyorum. Ama şimdiden 12. sınıf öğrencilerimiz, 11 ve 12'lerle de hatta çalışmaya başladı. Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerinden birinin uluslararası ofis direktörü kendisi. O yüzden tüm bu kurumlarla çok kurumsal bazda ilişkileri de olduğu için öğrencilerimize özellikle Amerika konusunda bir destek olacaktır. Çünkü ihtiyacımız var. Bizim geçen seneden beri gözlemlediğimiz, ben genel hatlarıyla anlatacağım, ama Amerika konusunda ve bütün dünyada artık dinamikler değişiyor bu pandemi sebebiyle. Ama Amerika'da çok keskin değişimler yaşandı. Hem giriş koşulları, hem burs hem kabul koşulları. Bunları da çok detaylı anlatacağım. Çünkü bence hani herkes Amerika'yı biliyor. Herkes Amerika'da eğitim almak istiyor. Ama nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve stratejilerimiz nasıl olmalı bence daha önemli konular. Çünkü herkesin durumuna göre, istediği alana göre, özelliklerine göre, ailenin beklentilerine göre üniversite seçimleri ve listeleri tamamen farklı olacaktır. Ama nelere dikkat etmemiz lazım Amerika'da eğitim alırken? Ben özellikle Amerika sunumunda bunlardan bahsedeceğim. Çok hani kritik noktalara değinmeye özen göstereceğim. Kanada ise herkese çok çekici bir alternatif olabilir. Özellikle Frankofon öğrencilerimize, French Immersion programlarıyla veya Quebec eyaletindeki dünyanın en iyi üniversiteleriyle uygun maliyetli eğitim sunması açısından. Ama Kanada'yı daha genel olarak da, daha detaylı olarak da anlatacağız. Tabii sizlerin de sorularıyla şekillenecektir her zamanki gibi webinarımız. Ben tekrar teşekkürler deyip sunumum, PowerPoint'i sizinle paylaşarak başlıyorum. Sorularınızı ve sunum esnasında chat'ten yazabilirsiniz. Amerika. Her zaman klasik slaytımızla başlıyoruz. Neden Amerika? Aslında çok da belki söylenecek bir şey yok ama Amerika her zaman öğrencilerin, yabancı öğrencilerin bütün dünyadan en fazla talep gösterdiği ülke. Buna söylenecek hiçbir şey yok. En fazla üniversiteye sahip, en fazla İngilizce program, İngilizce, ana dili İngilizce olduğu için, İngilizce eğitim almak isteyen öğrenciler için en fazla opsiyonu sunan ülke. Tabii ki de ekonomi biraz dalgalı olsa da veya uçurumlu olsa da yurt dışına eğitime giden öğrencilerin belirli bir bütçeyle gitmesi gerektiği için öğrencilerimiz orada Amerika'da, tabii eğer yeri de doğru seçerlerse, New York falan gibi dünyanın en pahalı şehirlerinden birinde olmazlarsa gayet güzel yaşayabiliyorlar. Örneğin İsviçre'de bile ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde bile yaşam pahalılığı Amerika'dan çok daha üstte kalabiliyor. Özellikle İngiltere ile kıyasladığımızda dolar, Amerikan doları ve pound arasındaki farka da baktığımızda Amerika'da öğrencilerin gerçekten çok daha rahat yaşadıklarını görebiliyoruz. Eğitim seviyesi dediğimizde dünyanın en iyi üniversitelerine de kucak açıyor. En kötü üniversitelerine de tabii, buna çok da o yüzden dikkat etmek lazım. Üniversite seçimi herhalde Amerika'daki en kritik noktalardan biri. Bütün dünyada tanınan üniversiteler bunlar. Bu konuda hani herkesin bildiği markalar, brandler, hem işverenler hem sokaktaki insan, herkes Amerika'daki tanınmış üniversiteleri, iyi üniversiteleri veya Amerika'da üniversite okudum geldim demek bile kesinlikle insana büyük bir artı katıyor. Dediğimiz gibi giriş koşullarında da yine akademik olarak baktığımızda Türk Lise diplomasını tanıyor. Bu güzel bir şey, bu olumlu bir şey. Yani diğer ülkeler gibi
ekstra AP'ler işte, yok illa IB olacaksın, şu üniversiteye girmek için şu AP'leri yapman lazım diye değil. Biz standart Türk lisesi diplomamız ve yabancı dil sonucumuzla bile Amerika'da üniversitelere başvurabiliyoruz. Ama tabii ki de Amerika'daki hani top üniversitelere de baktığınızda evet, dünyada girmesi en zor üniversiteler oluyor. Tabii bizim de hedeflerimiz o üniversiteler oluyor. Herhangi bir elini kolunu sallayarak başvuru yapıp girebildiğin, aa sadece işte Amerika'da eğitim aldım demek için Amerika'ya gitmek tabii ki de gidebilirsiniz. Ama bunun için bence bizim gibi danışmanlarla çok çalışmanıza gerek yok. Kendinizi internetten araştırmanızı yapıp basit bir başvuruyla bunu yapabilirsiniz. Ama bizim tabii ki de amacımız öğrencimize bir sınıf şey atlatmak, bulunduğu noktadan kendisini yetiştirerek, kendisine yeni değerler katarak ve bunları en iyi şekilde üniversitelere reprezente ederek, bunu anlatarak birçok farklı formatta, onu başvuru dokümanlarını anlatırken söyleyeceğim, öğrencimizi gidebileceği ve mutlu olabileceği, başarılı olabileceği en iyi üniversiteye yerleştirmek. Bizim danışman olarak amacımız bu. Tabii bunun yanında da burs alabilirsek ne ala, onun da bazı trikleri var Amerika ile ilgili, yine onları da anlatacağım. Şimdi eğitim sistemi aslında çok karışık gibi gözüküyor ama aslında o kadar karışık değil Amerika'da. Bence önemli bilinmesi gereken lise eğitimi bize çok benziyor. 12 sene. Yani süre olarak benziyor, içerik olarak çok benzemiyor. Bizim Amerika'daki lise eğitimi gerçekten dünyadaki en basit, akademik olarak en az talepkar lise eğitim sistemlerinden biri. O yüzden de öğrenciler, Amerika'daki iyi öğrenciler, potansiyeli olan öğrenciler daha lisedeyken AP, Advanced Placement denen ileri seviye, spesifik, üniversitede okumak istedikleri alana yönelik dersler alıyorlar. Ve artık biliyorsunuz bu bütün dünyada çok geçerli bir sistem. Türkiye'de dahil birçok artık bizde gideceğimiz, okumak istediğimiz bölüme bizi hazırlayacak ve başvurumuzda da bizi bir üst seviyeye taşıyacak bu AP'leri alıyoruz. O yüzden iyi üniversiteler için Amerika'da da muhakkak AP çok önemli. Zaten bunları anlatacağız. Yine lisans derecesi almak için, yani üniversite diploması almak için iki yol var Amerika'da da. Bir, community college'lardan sonra, yani yüksek okullardan sonra üniversiteye yatay geçiş yapabilirsiniz veya direkt olarak üniversiteye girip 4 sene okuyup çok, ya genellikle %90'ı üniversitelerin 4 sene, ama tabii degree'den degree'ye değişebiliyor. Örneğin mimarlık 5 sene. Ama bazı konular Amerika'da muhakkak birçoğunuz biliyordur ama ben herkese hitap etmek adına, bazı konular Amerika'da master seviyesinde, yüksek lisans seviyesinde okunur. Tıp, hukuk. Bunlardan bizim de öğrencilerimizin en çok talep ettiği, en iyi gösterdiği alanlardan biri olduğu için, örneğin tıp, hani hukuk belki Amerika'da hani hukuk okumak çok çekici gelmeyebilir. Ama tıp için örneğin ilk önce Amerika'da bir lisans derecesi, tercihen tabii ki de biyoloji, işte insan fizyonomisi veya sağlık bilimleriyle ilintili bir bölüm, çok iyi bir ortalama, MCAT denen bir sınav, onu o sınava girme ve yüksek lisansta tıp fakültelerine başvurma şeklinde bir işleyiş var. Yine Amerika'da bizim öğrencilerimizin de sevdiği, bizim de çok sevdiğimiz, örneğin undergrad'le master'ı birleştiren 5 senelik programlar olabiliyor veya master'la doktorayı birleştiren yine 5 senelik programlar olabiliyor. Aynı zamanda research assistantship alınabiliyor, yani orada araştırma görevliliği olabiliyor. Bütün bunları yapabilmek için Amerika çok fazla imkan sunuyor. Yani şimdi akademik, biz tabii şu anda düşünüyorum, hani webinarlarımızda hiç aslında akademik kariyerden çok fazla bahsetmiyoruz. Çünkü daha lise öğrencisi ben akademisyen olacağım demesi tabii ki de var. Ama benim de baktığım, hani her sene yaklaşık 100 öğrencimiz bütün ülkelere gidiyorsa bir veya ikidir yani ben kesinlikle akademisyen olacağım diyenler. O yüzden yine de ama öğrencilere de biraz olsun, bir nebze olsun değinmek adına, Amerika akademisyenlik, akademik kariyeri devam ettirmek için en uygun ülkelerden biri. Çünkü Avrupa'ya falan baktığımızda veya Kanada'ya baktığımızda imkanlar, üniversitelerin sayısı, pozisyonlar çok kısıtlı. Ama Amerika'da çok fazla üniversite olduğu için ve çok büyük üniversiteler oldukları için bunlar öğrenciler araştırma görevliliği, işte master,
doktora gibi altern, yani araştırma master'ı ve doktora gibi pozisyonları Amerika'da bulabiliyorlar. Bu da size ilerisi için ufak bir belki şey olur, bilgi olur. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri adından da anlaşıldığı gibi United States of America farklı birçok state'den oluşuyor. Ve bu state'lerdeki hepsi birbirinden çok farklı yaşam standartları var, kültürleri var, sosyoekonomik seviyeleri var. Herkes birbirine saygı duyarak kendi sınırının içinde kendi kurallarını belirleyerek mutlu huzurlu bir şekilde yaşıyorlar. Yani belki bir önceki seçime kadar daha huzurlulardı. Şimdi biraz daha o ayrışma, kutuplaşma arttı. Biraz daha huzursuzluk arttı. En azından bir sonraki seçime kadar biraz daha durulmuş gibi şu anda. Ama önümüzdeki seneden itibaren bütün bunları da düşünmemiz gerekiyor. Hani politik tarafları da düşünmemiz gerekiyor. Tekrar Trump seçim çalışmalarına başlayacak ve o huzursuzluklar, o kutuplaşmalar yine başlayacaktır. Bunu da bence düşünmek lazım. Ama klasik olarak demin anlattığım gibi Amerikan eğitim sistemi eyaletten eyalete de değişmiyor. 12 sene bir ilk ve orta öğrenim var. Sonrasında isterse 2 senelik community college artı 2 sene üniversite şeklinde 4 sene okuyabilir veya direkt üniversiteye başlayıp 4 sene bölümüne göre 5 sene değişebilir. Lisans derecesini alıyor. Degree'ler, community college'ları da bence düşünülebilir. Çünkü baktığımızda bazı üniversitelere giriş için community college'lar neredeyse garanti bile verebiliyorlar. Örneğin UCLA'ya en fazla şey yapan, öğrenci gönderen Santa Monica College diye bir college var. Gerçekten devlet okulu, devlet yüksek okulu. Ama baktığınızda mezunların belirli bir ortalama sonrasında UCLA'ya geçişlerini görüyoruz. Bu da işte yine eyaletten eyalete çok değişiyor. California, yani daha çok şeye baktığımızda, West Coast'a baktığımızda California, Washington State, yani Seattle'ın olduğu Washington State, buralarda eğitime biraz fazla bir şeyin devletin veya eyaleti, eyalet fonundan güzel aktarımlar, destekler oluyor. Bu da public education'ın, yani devlet o kurumlarının kalitesini arttırıyor. Mesela belki şey değildir, size tanıdık değildir ama herkesin bildiği şey UCLA, UC Berkeley. Bunlar mesela devlet üniversiteleridir Amerika'daki. Ve bunun da sebebi California eyaleti gerçekten eğitimi, sağlığı, bulunduğu diyeyim zihniyeti olarak daha fazla destekleyen bir eyalet. Keza Washington State, yine işte dediğim gibi Seattle'ın olduğu çok entelektüel bir şeydir, eyalettir. O da keza eğitimi çok destekler. O yüzden işte şeydeki Washington eyaletindeki işte Seattle, South Seattle Community College falan gibi okullara baktığınızda Amerika'daki birçok üniversiteden çok daha iyi seviyede olduğunu görürsünüz. Bunlara da ben dikkat etmenizi yine naçizane tavsiye ederim. Çünkü günün sonunda üniversiteden nereden mezun olduğunuz önemli. Aslında 2 sene community college okudun, sonra mı işte University of Washington'a geçtin diye kimse size sormuyor. Önemli olan üniversite diplomasını nereden aldığınız. O yüzden bu pathway'lere de bence dikkat edilmesi gerekiyor. Keza bunları sunan mesela bazı private üniversiteler de var. Çok çok iyi üniversitelerle resmi olmasa da veya bazen partnership agreement'ları var. Diyor ki gel ben de 2 sene oku, sonrasında ben seni Amerika'daki ilk 20'deki üniversitelerden birine kesinlikle yerleştireceğim. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani en başta biz giriş koşullarını sağlayamıyorsak bile daha pratik, daha maddi olarak da bizi az yoracak bir 2 sene geçirip sonrasında çok çok iyi bir üniversiteye de geçebiliriz. Aynı imkan Kanada'da çok daha straightforward bir şekilde var, çok daha planlı bir şekilde var. Onu daha detaylı anlatacağım. Ama Amerika'da da community college deyince evet belki %90'ından korkun kaçın. Çünkü baktığınızda community college aslında üniversiteye gitme imkanı olmayan yerli daha dezavantaj durumdaki diyeyim Amerikalılar için kurulmuş bir eğitim sistemidir. Ama eyaletinden eyalete, bulunduğu bölgeden bölgeye çok güzel beslenmiş, çok gelişmiş tesis olarak olsun, kampüs olarak, eğitim seviyesi olarak çok iyi community college'lar da var. Bunlara
ben dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sonrasında yine lisans derecesi, professional degree dediğimiz dereceler önemli. İşte hukuk veya tıp konusunda özellikle öğrencilerimizin research master'ı ve akademik kariyer olarak devam edilebilir veya professional degree'den sonra iş hayatına atılabilir. Şimdi Ivy League çok herkesin tabii bildiği bir şey ama geçmişe baktığımızda hani Ivy League sadece 8 tane üniversiteden oluşuyor. Ben tabii ki de bu üniversitelerin hepsi çok çok iyi üniversiteler. Biz de her sene bu üniversitelere öğrenci yerleştirmek için tabii ki de bütün stratejilerimizi de yapıyoruz. Ama bunu açıkçası öğrenciler ve veliler tarafından çok bilindiği için, bunlar çok marka oldukları için veya Amerika'da bunlar gibi marka üniversiteler olduğu için bu aynı zamanda da suistimale çok açık bir konu. Onu da baştan söyleyeyim. Çok güzel bir film var şeyde Netflix'te bizimle çalışmaya başlayan özellikle Amerika düşünen öğrencilerimizi, velilerimizi 9. 10. sınıfta muhakkak izlemelerini tavsiye ediyoruz. Yazarım olmazsa veya belki zaten izlediniz Varsity Blues diye Amerika'da Ivy League'lere girmek için ne kadar büyük kalpazanlıkların, dolandırıcılıkların yapıldığını anlatan gerçek bir dokumentary. Zaten çalkalandı Amerika bununla birkaç sene önce. Özellikle şu anda da Ivy League veya neyse işte Amerika'da rankinglerde işte ilk 20'de 30'da olan üniversiteler özellikle bu pandemiyle beraber elitizm konusunda çok çok eleştiri alan ve hatta bunu da düzeltmek için ben mesela bu seneki Türkiye'den Harvard'ın aldığı kabullerde kesinlikle verdiğim yani şeylerde kabullerde bu COVID sonrası veya sırasında elitizmle çok suçlanmaların etkisini görüyorum. Çok bir şey söylemeyeceğim. Eğer araştırma yaparsanız hani Türkiye'den Harvard'da iki tane öğrenci, hatta üç öğrenci kabul edildi. Ama iki tanesinin bence background'u ve özellikleri tamamen politik demeyeceğim ama biraz Harvard'ın kendisini aklaması ve o şey yaptı, aldığı eleştirileri biraz azaltmak için olduğunu düşünüyorum. Amerika'da tabii ki de bunlar çok çok iyi üniversiteler ama Amerika'da çok çok başka da birçok çok iyi üniversite var. O yüzden bu üniversitelerin yanı sıra yani 9. 8'i bunlara hazırlanmak için bütün dünyada belirli bir kısım insan, aile daha belki 5 yaşında falan çocukları üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Ve gerçekten bunu bir proje olarak o çocuğun sadece akademik tarafını değil aynı zamanda hangi sporu yapacağına kadar. Yani çok ve bütün dünyada bu böyle. Ben mesela Kanada gezim sırasında Kanada'nın en iyi yatılı okullarından birinde ikizlerle tanışmıştım. İkizler her şeyleri aynı. Her şeyleri yani bütün ortalamaları, seçtikleri dersler. Bir tek bir tanesi kürek yapıyor, öbürü başka bir spor yapıyor. Hatırlamıyorum, kürek yapan Harvard'a kabul edilmişti. O yüzden bütün bunlar bir formülizasyonu var kesinlikle. Eğer bu formülü çok küçük yaşlardan itibaren uygulayıp sonuç almanız mümkün. Ama başka yollar da var. Mesela bizim geçen sene Cornell'e giren kızımızla biz ortaokulda çalışmaya başlamıştık ve çok potansiyeli olan gerçekten ileri zeka demeyeceğim ama çok çok potansiyeli olan bir kızımızdı ve uluslararası bir okul zincirine onu göndermiştik. Seçilmiş öğrencilerin kabul edildiği bazı sınavlardan falan geçerek ve sonrasında da neredeyse Ivy League olmasa bile Amerika'da çok çok iyi bir üniversiteye direkt kabul edileceğini hatta bursla Cornell'e zaten $15,000 bursla kabul edilmişti. Neredeyse biliyorduk. O yüzden böyle yöntemler de var ama ben işte Türkiye'deyim, hiç düşünmemişim Amerika'ya, üniversiteye gitmeyi, olmuş 9. sınıf, 10. sınıf geçmiş, 11 geçmiş, yani 11'in ortalarında ben Amerika gideyim, ben evet işte muhakkak listemde Princeton olsun, Yale olsun, bunlar gerçekçi şeyler değil. Yani baştan hedefi koymak, baştan dediğim en baştan konuşmayı belki veya okuma yazmayı öğrendiği zamanlarda hedefi koymak, ve öyle o hedefi ilerlemek gerekiyor. Bazılarının yani tercihi öyle olanlar için evet doğru bir yöntem. Hayır ben daha spontan gitmek istiyorum. İlla okul veya isim takıntım yok diyenler için de Amerika'da çok 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 iyi alternatifler var.
Genelde bence Amerika'da dediğim gibi bizim için danışmanlar olarak bizi zorlayan veya challenge eden birkaç tane kriter var. Kriterlerden biri, evet, ben Amerika'daki işte en iyi üniversitelerden birine gitmek istiyorum ama aynı zamanda burs istiyorum. Veya Amerika'da muhakkak bilinen bir şehre gitmek istiyorum. Daha işte merkezi bir yerde okumak istiyorum. Şimdi herkes bunları istiyor. O yüzden seçerken üniversite bazı kriterlerimizin olması gerekiyor. En yani biz mesela bizi çok rahatlatan bir şey, en azından coğrafya belirleyelim. Hani doğuda mı olmak istersin, batıda mı olmak istersin? Fark da var eğitimler arasında. Hani doğu daha ilk yerleşilen yer olduğu için, sonuçta Avrupa'dan kolonilerin ilk geliş yeri, ilk yerleşim yeri olduğu için bütün eğitim kurumları orada daha köklü, daha eski, belki biraz daha hantal demeyeceğim ama daha tutucu diyebilirim. Daha konservatif, ne olursa olsun, daha o okul, community spirit, işte okulun ekolü, okulun janrası falan, bu konularda çok daha hassaslar diyeyim. Ama batıya baktığımızda işte California, Washington neyse, daha rahatlar. Gerçekten hani orada daha farklı bir mindset var. Dünyaya daha açıklar. Hatta gelişmeleri onlar, trendsetter onlar, teknolojik olarak olsun, felsefik olsun, düşünsel olarak West Coast daha ileri görüşlü diyebilirim. Okullara baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Tabii ki de aynı zamanda hayat tarzında da, iklimde de bazı farklılıklar var. East Coast, no, yani tabii East deyince tabii Florida'yı eklemiyorum aslında. Hani daha işte Boston, yani Massachusetts, New York falan, oraları söylüyorum. İklim olarak tabii ki de soğuk. En azından belki hani New York, İstanbul'a yakın bir şey ama West Coast'a baktığımızda çok daha ılıman, daha Akdeniz iklimi var. Uzaklık bence önemli çünkü West gerçekten çok uzak. Hani LA veya işte San Francisco uçuşları en az 13-14 saatlik uçuşlar ve zaman farkı olarak da 2 saat en az ekstra oluyor. Yani örneğin 7 saat, 8 saatse East Coast, West Coast en az 10 saat bir farkımız oluyor Türkiye ile. O da tamamen günün farklı zamanlarında yaşamayı gerektiriyor. Bazen ailelerle iletişimde, hele hele bizim gibi çalışan insanlar için işini de yaparken iş gününü yakalamak imkansız oluyor. Bunları da düşünmek lazım diye düşünüyorum. Hele bu pandemide ulaşım çok önem kazandı. Uçak biletleri, uçaklar daha az olduğu için çok pahalı veya yerler yok. O yüzden bence bunları da düşünmek lazım. Şimdi başvurulara baktığımızda şöyle de bir kanı var. İnsanlar tabii neye inanmak istiyorlarsa ona şöyle yapıyorlar. Ben eğer sosyal sorumluluk projesi yapıyorsam Amerika'da çok avantajlıyım. Veya işte CV'm zenginse tamam, ben not ortalamam kötü bile olsa Amerika'da avantajım var. Akademik, şimdi her okul öncelikli olarak, hele Amerika'daki iyi okullardan bahsediyorsak, bunlar dünyadaki en iyi beyinleri toplamak için uğraşıyorlar. Bütün bu yatırımı bunun için yapıyorlar. Bütün stratejileri dünyadaki en çalışkan, en yüksek notlara sahip, en iyi gelişmeleri yapacak, keşifleri yapacak, en iyi fikirleri geliştirecek insanları toplamak için. Tabii ki de bunun akademik göstergeleri olması onların çok işini kolaylaştırıyor. Yani hem yani şunu demek istiyorum, bunu değerlendirirken sonuçta biz bir başvuru dosyasıyla şey yapıyoruz, okullara bir öğrenciyi anlatan bir başvuru dosyası gönderiyoruz. İlk olarak ne olursa olsun notlarına bakıyorlar. Tabii ki de aynı zamanda Common App Essay'ini okuyorlar. Eğer orada bir şey ilgilerini çekiyorsa, bu çocukta bir şey var, bir farklılık var derse, o zaman İşte CV'sine bakıyor, daha detaylı notlarını, referanslarını, şuyunu buyunu inceliyor. Ama notlar kötü ise, ama çok aktifim, çok şöyleyim, böyleyim değil.
Öncelikli olarak her zaman bizim okul ortalamamız. Tabii ki de başvurulan bölümden bölüme bu değişebiliyor. Yani şimdi mesela girişimcilik, entrepreneurship. Tabii ki de hani böyle bir dosyada öğrencinin hele böyle uygulamaları varsa, böyle projeleri varsa hayata geçirdiği ve bunun bu projeler öğrenciyi zamanını aldıysa, yani neredeyse yarı zamanlı çalışmış ve okumuş gibi bir şey varsa, hikayede tabii ki de bunu belirtmemiz bir fark yaratıyor. Ama mühendislik, computer science veya işte sosyal bilimler, psikoloji, international relations falan, political science, nasıl diyebiliriz ki ben bir yandan çok fazla MUN yapıyordum, o yüzden de notlarımı biraz şey yaptım, göz ardı ettim, olamaz. Yani bizim çok tamamen uygulamaya dayalı bölümler dışında ki başvurularımız için ne olursa olsun akademik özelliklerimiz çok büyük önem taşıyor. İkinci bir şey, artık bu sene her şey alt üst oldu demiştim. Bu arada bununla da ilgili benim en sevdiğim sunumum var. Covid, işte fırsatlar, tehditler falan. Onunla da yapmak isteriz yakın bir zamanda. Orada da Amerika'dan çok bahsedeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi bu pandemiyle bütün dinamikler değişti. Artık Amerika nasıl öğrenci alacak, neye göre değerlendirecek veya akademik olarak mı iyi öğrenci almaya çalışacak, yoksa kasasını mı doldurmaya çalışacak? Bu konularda büyük bir kaos var. Neden? Çünkü SAT sınavları yapılamadı bütün dünyada bir sene boyunca. Ki baktığımızda SAT bizim için değil, Amerika'dan. Yani biz başvuranlar arasında %20'yiz yabancı öğrenciler. %80 zaten Amerika içinden başvuruyor bütün üniversitelere. Başvuran o %80 öğrenci de dahil olmak üzere kimse neredeyse aşağı yukarı, eğer önceden alınmış bir SAT sonucu yoksa, SAT'ye giremedi. Ne yaptı Amerikan üniversiteleri? Hepsi SAT'yi optional yaptılar. Yani SAT sunarsan bakarız, sunmazsam da tamam, diğer şeylere göre değerlendireceğiz. Nedir diğer şeyler? Böyle olunca ben tüm makaleleri falan da çok yakından takip ediyorum. Özellikle need-based, başvurduğunuzda ne kadar burs istediğinizi söylemediğiniz ama kabul aldıktan sonra "Ay benim aslında şu kadar bursa ihtiyacım vardı" denilen okullar başta olmak üzere bu en top okullar %100 daha fazla başvuru aldılar. Ve düşünün, o insancıkları ofiste değiller, tamamen bir lockdown, birbirleri aralarında iletişim yok. Çünkü admission office denilen şey bir takım işi. Yani bir kişi bakıp karar vermiyor. Öncelikle o yani bir sürü şeyden geçiyor, istasyondan diyeyim geçiyor sizin dosyanız. Öncelikli olarak bakılıyor, tamam bizim kriterlerimizi sağlayıp click. İkinci aşamaya geçiyor, bu çocuğun hikayesi ne? Tamam, hani akademik requirement'ları karşılıyor ama hikayesi, bizim community'mize nasıl bir faydası olabilir? Nasıl bir fark yaratabilir? Buna bakıyorlar. Ondan sonra interview aşaması var. O yüzden bütün bunlar, bir de uzaktan veya uzaktan değil mi, hani ofis dışından, evden falan yapılırken, operasyonları da bu kadar yavaşlamışken, değerlendirecek kriterler de bu kadar belirsizleşmişken, geçen seneki kabullerin tam bir kaos olacağını biliyorduk. Ama bu kadar açıkçası kıyım olacağını da tahmin etmemiştik. Çünkü o kadar çok başvuru alınca üniversiteler, o kadar da hızlı ve o kadar da kolay reddettiler. Reddlerinin birincil sebebi burs. Burs istiyorsa öğrenci, diğer hiçbir şeye bakılmadan %20 bile olsa istediği burs reddedildi. Zaten hani full grant, yani full burs isteyenlerin dosyalarına bakmadılar bile. O yüzden bizim dosyalarımızın içeriği kadar, birazdan yine anlatacağım, burs talebimiz de Amerika için çok 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 önemli kabullerde. Ve burada SAT optional olunca ne oldu? Tabii ki de akademik olarak bütün dünyada geçerli bazı şeyleri düşünmeleri gerekiyor, kriter olarak almaları gerekiyor. AP'ler
çok önem kazandı. Bu arada bir gelişme de oldu. SAT subject testleri tamamen iptal etti College Board. Artık dedi ki artık bununla uğraşmayın. Arkadaşlar benim başka bir ürünüm daha var. AP'ler. Zaten bu benim Amerikan eğitim sistemimde gayet geçerli. Herkes, bütün Amerikalı öğrenciler alıyor. Neden bütün dünyada almasın deyip yine kendine ait bir ürünü SAT subject testleri yok etti. Dedi ki bütün dünyaya lütfen artık AP'lere odaklanalım. Biz de çok mutluyuz bundan dolayı, baştan da söyleyeyim. Çünkü AP bir ders, ileri seviye bir ders. Birkaç kere de çok bütün webinarlarımızda bahsettik. O yüzden çok girmiyorum. Artık çarşamba günü de tamamen AP'lere odaklı bir zaten webinarımız olacak. O yüzden onu geçiyorum. Lisans için bu arada ACT'yi de öğrencilerimiz bizim tercih ediyorlar. Bizce de ACT zaten daha kolay bir sınav SAT'ye göre ama daha az available olan bir sınav. Eğer olabiliyorsa hani ACT'de alınabilir. Ama SAT'siz başvurmayı biz eğer, hele bu sene artık SAT'ler ve bütün sınavlar her şey normale dönmüşken SAT'siz başvurmayı düşünmeyin bile deriz. Ama parantez açıyorum, UC'ler yani University of California'lar zaten SAT'yi 2 senedir istemiyorlardı. Çünkü onlar kendi standart testlerini getirecekler. Bizim çok bilinçli ve çok tatlı öğrencilerimiz var, örneğin Robert'ten. Diyorlar baştan beri SAT falan almayacağız. Zaten AP alıyoruz. 6 tane, 7 tane AP ile başvuruyorum. SAT'de koymayacağım dosyama. O yüzden hangisi SAT kesin optionalsa veya kesinlikle SAT istemiyorsa, yani UC'ler örneğin, odaklı gidiyoruz. Hani kim UC Berkeley'ye gitmek istemez? Kim UCLA'ya gitmek istemez? O yüzden Ivy League'miş, şuymuş, buymuş değil. Benim hedefim zaten West Coast UC'lere odaklanalım diyen öğrenciler de var. Bunlar lisans için gerekli şeyler. Master için GRE, GMAT, yani bölümüne göre mühendislik için GRE, business için GMAT veya her ikisi de istenebiliyor. Tıp için MCAT gibi sınavları da aynı zamanda koymamız gerekiyor. Dil yeterlilik belgesini kesinlikle koyalım. Yani hani IB'de İngilizce'de high level yapan bir öğrenci evet İngilizce'den muaf olabilir ama ne gerek var? Zaten yani IB'de high level İngilizce alan bir öğrenci IELTS'ten de çok rahat yüksek not alır. Biz IELTS'ı özellikle çok seviyoruz ama bazen hani Amerika, sadece Amerika odaklı öğrenciler veya okulunda bu sınavlara hazırlık olan öğrencilerimiz de oluyor. TOEFL veya IELTS. Bütün dünyada ikisi de geçerli. Akademik IELTS'a girmeyi ama tabii ki de unutmayın. Bence Amerika için en önemli ikinci doküman nedir derseniz, ikinci ve üçüncü doküman kesinlikle yani akademik şeylerin dışında statementlar. Yani common app essay'ler, üniversite bazlı yazdığımız supplement essay'ler çok 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 önem taşıyor. Keza CV'miz. Çünkü CV statementlar ne olursa olsun CV'nin hikaye versiyonu oluyor. Öncelikli olarak bizim ilk yaptığımız şey öğrencimizle CV'mizi oluşturmak oluyor ki CV'mizi nasıl geliştireceğiz? Öğrencimizin kendisini daha iyi tanımasını, kendisini farklı alanlarda ifade etmesini nasıl sağlayabiliriz? Hep bunun üzerine çalışıyoruz ve bunun sonunda da zaten çok kişisel, çok özel motivasyon mektupları ortaya çıkıyor bu çalışmanın sonunda. Tabii ki de sanat tasarım bölümleri için muhakkak portfolyo da isteniyor. Hatta interview'larda dediğim gibi oluyor. Bunlar ama belge aşamasında. Şimdi prosedür. Ben yine hani bu webinarda altını çok çizmek istediğim bir konu. O yüzden zaten 12. sınıflar artık çok zor. Yani bizim almamız çok zor. Siz de kendiniz Amerika'ya başvuracaksınız. Bol şans diyorum. Tabii ki de yine dediğim gibi iyi üniversiteler hedefinde konuşuyorum. EDEA yani Early Decision, Early Action stratejileri gerçekten çok önemli. Hangi üniversiteye Early Decision yapacağız? Hangilerine Early Action yapacağız? Bizim en baştan beri en önem verdiğimiz konu bu oluyor. Çünkü kabullerin, iyi üniversitelerin kabullerinin %30'u, bazen hatta %40'ı zaten ED'de bitiyor. Ya ED nedir derseniz, erken başvuru 1 Aralık'ta biter, 1 Ekim gibi başlar. Bazen 1 Kasım'da biter, bazen 15 Kasım'da, okuldan okula değişir bu arada onların tarihleri.
ED yaparsak bir tane okul seçiyoruz ve o okuldan kabul gelirse o okula gitmemiz gerekiyor. Kayıt olmamız gerekiyor. Binding, bağlayıcılığı var. Ha ne oldu yani gitmedim ne oldu derse ne der diye sorarsanız kara listeye giriyorsunuz. Bir daha işte bunlar aralarında konuşuyorlar birbirlerine bir networkleri var. Intelligence networkleri oradan sizin adınız bu kişi bize ED yaptı taahhüt etti. Biz de kabulü verdik ama gelmedi deyip birbirleri arasında paylaşıyorlar. O yüzden her zaman çok standart bir şey söylenir. Eğer bu okuldan kabul alırsam kesin giderim dediğim bir okul varsa onu ED'de yap. Hem şansın daha fazla olur hem de senin açından da kabul erken gelir. Ocak gibi 15 Ocak gibi açıklanır ED'lerin sonuçları. Hem de kabulün de gelir. Sen de rahat rahat hayatına devam edersin. Biz de danışman olarak devam ederiz. Ama tabii ki de biz danışman olarak açıkçası bir tane ED yapalım. Sonucuna göre karar verir. Diğer başka ne yapacağız karar veririz demiyoruz. Biz ED'yi yapıyoruz, EA yapıyoruz, regular yapıyoruz, başka ülkelere başvuru yapıyoruz. Sonra ED'den kabul geldiğinde bütün o diğer offerları nazik bir şekilde reject ediyoruz. O da bayağı bir tabii içimizi acıtan bir nokta oluyor. Hani ama önemli olan öğrencinin isteğinin olması. Şimdi early action bizim çok daha çok sevdiğimiz bir şey ve öğrencimize de muhakkak stratejimizi oluştururken early action üzerinden de gitmeyi telkin ediyoruz. Ama early action'ın güzelliği yine erken başvuru yapıyoruz. Yine erken kabul alıyoruz. Ama bağlayıcı değil. Yani gitmek zorunda değil, kayıt olmak zorunda değiliz bu üniversitelere. Yani bu gelen kabulleri illa kabul etmek zorunda değiliz. Ama tabii her okulda early action'ı sunmuyor. Yani ED her üniversitede neredeyse varsa early action belki en fazla bir 100 üniversitede vardır. Ama yine seçimlerimizi kolaylaştırmak adına bizim çok işimize yarıyor early action. Common App diye bir portal var. Üniversitelerin çoğu Common App'te ama olmayanlar da var. Çok çok iyi birçok üniversitede değil. Örneğin zaten devlet üniversitelerinin çoğunun kendi portalı oluyor bu arada. İşte UC'lerin, UMass'lerin, Illinois'lerin falan hepsinin kendi portalı oluyor. Onlardan yapıyoruz başvuruları. Ama Common App birçok üniversiteye başvurmak için bir portal. Ve zorunlu olarak buradan başvurmamız gerekiyor. Ben... mesela Common App'ten belki bir okula başvuracağız. Gideyim o okula özel başvurayım değil. Muhakkak Common App üzerinden başvurması gerekiyor. Bizim zaten 12. sınıflarımızın hepsinin açıldığı Common App şeyleri, accountları. Çünkü Common App'ten biz okullarımızı seçiyoruz ve genel bir Common App essay yüklüyoruz. Ama ondan sonra genel bilgilerini yani her okulun bilmesi gereken şeyleri de Common App'e bu arada giriliyor. Öğrencinin ailenin kişisel bilgilerine kadar çok detaylı bir form. Çok detaylı bir portal ama ondan sonra orada seçtiğimiz üniversiteler için hepsinin ayrı ayrı portalları var. Ve hepsinin ayrı ayrı minik supplement essay'leri var. Biz bunları da önceden bildiğimiz için illa Common App'i falan beklemiyoruz. Örneğin işte 11. sınıflarımızda biz 11. sınıf içerisinde bu essay'leri yazmaya başlıyoruz açıkçası. Yazıyoruz daha doğrusu. Hani üniversite bazlı dosyalarımız bizim 11. sınıf yazına kadar bitiyor. SAT'yi bu arada her okulun şeyi farklı. Okulların bazıları çoğunluğu Amerika'daki okulların transkriptlerin mümkünse liseden gitmesini ister. Referansların direkt hoca tarafından portallara yüklenmesini ister. Biz de bunların hepsini yönlendiriyoruz öğrencilerimize. Onlar okullarına, hocalarına bildiriyorlar ve onlar yapacak olsa bile biz Common App'ten her zaman kontrol ediyoruz. Yapılmış mı, yapılmamış mı? Gitsin hatırlatsın. Çünkü yani çoğu zaman şöyle oluyor. Bizim elimizde zaten bütün dokümanlar hazır olduğu için biz tak 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 hepsini yüklüyoruz. Bir tane en sonda antik kalıyor ve öğretmen referansı veya okul tarafından transkriptin gönderilmesi. Bunlar eksik olunca başvuru submit edilmemiş sayılıyor. O yüzden bizim sürekli başkalarının yapacağı işlemleri de takip etmemiz, kontrol etmemiz gerekiyor açıkçası. Yine IELTS, TOEFL yine test merkezleri tarafından direkt gönderilmesini tercih ediyor okullar, üniversiteler, Common App üzerinden veya portalları neyse.
Financial aid. Şimdi Amerika'da need blind değilse üniversiteler, yani ben seni bir kabul edeyim, dediğim gibi demin anlattığım şey, çok az üniversitede bu arada bu vardır. Çok çok iyi üniversitelerdir ama çok az üniversitedir. O yüzden zaten o üniversitelerin başvuruları %200 artmış geçen sene. Çünkü Amerikalı öğrenciler de SAT'si olmadan normalde hiç başvuru bile yapamazken SAT'im yok ama ben işte bilmem ne Reed, işte Michigan'da bilmem ne okulunun birincisiyim. Başvurayım Harvard'da, Yale'a. Ne olacak ki? Need blind zaten. Kabul etsin, etmesin diyen o kadar çok Amerikalı olmuş ki bunlar da sistemi yine bloke ettiler. Ama diğer üniversiteler, need blind olmayan diğer bütün üniversiteler der ki ya otomatikman bazen verirler. Hiç başvurmasak bile, örneğin devlet üniversitelerinin özellikle öyle bir şeyi var. Biz de çok seviyoruz onu. UMass'lar olsun, Illinois'lar olsun, hiç yani başvurmuyoruz bursa ama diyor ki 10 bin, 15 bin dolar veriyorum. Çünkü ben şeyim, devlet okuluyum, profit şeyim yok, non-profit'im. Sen de iyi bir öğrencisin, ben seni almak istiyorum. O yüzden hiç bazen başvurmadan bile verildiği olabiliyor. Ama pahalı üniversiteler, özel üniversiteler için bu CSS formunu doldurmamız gerekiyor. Öğrencinin finansal olarak ne kadar eğitime ücret ayırabileceğini, ailenin daha doğrusu, bizim uzun hesaplamalar sonrasında deklare ettiğimiz bir form bu kısacası ve bu başvuru sırasında yapılıyor. O yüzden geçen sene üniversiteler çok finansal olarak zor durumda oldukları için ve önümüzdeki senelerde de birkaç sene boyunca da devam edecek bu pandeminin etkisi, geçen sene boş kalan seatlerinin, alınamayan tuition'larının olumsuz etkisi onların finansal şeylerinde, akışlarında bu sene de muhakkak öyle olacaktır. Baştan burs isteyen öğrencileri elediler, eliyorlar. O yüzden buna, burs olayına çok dikkat etmek gerekiyor. Demin de hızlıca anlattığım gibi bazı okullarda Common App kullanmıyorlar. Özellikle public school systemler, üniversite sistemler diyeyim. Onların kendi portalları var. Onların üzerinden yapıyoruz başvuruları. Ona da dikkat etmek lazım. University of Texas'lar falan baktığımızda. Şimdi sınavlar. Zaten bahsettik ama muhakkak İngilizce sınavına gerek var. AP'ler harika. AP'leri çok seviyoruz. Amerika'da çok geçerli. Şimdi neye göre baktılar derseniz AP'ler yapıldı. AP sınavları yapıldı. Evet. Öyle ya da böyle çok zordu. Hiç kimse istediği puanı alamadı, çok az veya diyeyim. Ama AP sınavları bütün dünyada yapıldı. O yüzden Amerika'daki üniversitelerde AP sınavlarına çok baktılar. AP sonuçlarına çok baktılar öğrencileri kabul ederken. SAT dediğimiz gibi bazısı sunabildi, bazısı sunamadı öğrencilerin. O yüzden optionaldı geçen sene. Bu sene de öyle de olacağını açıkladılar. Ama biz açıkçası 1500 üzeri bir SAT'nin de bakıldığını biliyoruz. Yani muhakkak dikkate alınıyor. O yüzden SAT puanımız eğer iyiyse muhakkak koyalım. GMAT, GRE zaten bunlar master şeyleri için. Ha, masraflar. Şimdi Amerika herhalde bu masraflar konusunda en belirsiz ülkelerden biridir. Çünkü üniversite ücretleri çok değişir. Mesela o 10 bine 45 bin demişiz, bu iyimser bir şey veya belki birkaç sene önce gibi slide olarak kalmış. Yani yaklaşık 60-70 bin dolara kadar artabiliyor tuition'lar, sadece harç ücretleri üniversiteden üniversiteye. O yüzden en başta değişen şey tabii ki de üniversitenin harç ücreti ve alınan bursa göre, bu çok büyük bir maliyet farklılığı yaratıyor. Kalacak yer keza, büyük bir şehirde kalıyorsak, şehir merkezinde kalıyorsak farklı. Örneğin NYU'da okumakla muhakkak University of Rochester'da örneğin okuma arasında, yani ikisi de New York eyaletinde olduğu için söylüyorum, hani çok büyük bir fark vardır. Ama öğrencinin tabii ki de bütçesine göre vereceği bir karar bu. Konaklama çok değişir, yaşam maliyetleri de çok değişir. Genelde biz şöyle ilerlemeyi seviyoruz öğrencilerimizle, ailelerimizle. Diyoruz yani ne kadar bir bütçe ayırıyorsunuz senelik? Çünkü
bunu zaten baştan Amerika'yı düşünüyorsa öğrenci, veli düşünmek zorunda. Çünkü bizim bunu vize alırken zaten göstermemiz gerekiyor. Diyoruz ki bakın bizim bu kadar paramız, okulun ücreti bu, yaşam maliyeti bu. Bizim de zaten bu kadar paramız var. Okul diyor ki tamam okey yeterli bu. O ve hemen işte I-20 diye bir evrak gönderiyor. Sonra vizeye başvuruyoruz falan. O yüzden ailenin bunu baştan zaten planlaması kesinlikle gerekiyor. Genel olarak bütün yurt dışı eğitimleri için bu böyle de. Özellikle konu hani Amerika olduğunda kesinlikle böyle. Çünkü Amerika'da şimdi birazdan onu da şey yapacağım. Zaten çalışma izni falan doğru dürüst yok. Öğrencinin kendine ek bir gelir katabileceği IT falan gibi konular olmadıkça veya okul çok büyük üniversitelerin kampüslerinde, uluslararası ofislerinde kırtasiyesinde şurada burada çalışma imkanı olmadıktan sonra öğrencinin bir ekstra gelir kazanması legal olarak tabii ki de, yoksa hani Uber'den şeyi bile yapanlar var, bir sürü para kazananlar, ama biz tabii ki de hep işin legal tarafını söylememiz gerekiyor. Çok zor. O yüzden ailenin bütçesi neyse bizim de genelde planlamalarımız ona göre oluyor. Burs çok değil. Ya bu arada tabii ki de bir finansal burslar var Amerika'da. Bir de hani herkesin çok sevdiği atletik, herkesin de duymak istediği atletik burslar var. Bu atletik burslar şöyle, zaten Varsity Blues filmi de tamamen bunun üzerine, çok dejenere olmuş bir sistem diyeyim. Öncelikli olarak koçlar sizi seçiyor. Ve okul yönetimine diyorlar ki evet bizim böyle bir bu sporcuya ihtiyacımız var takımımızda, size refere oluyorlar. Ondan sonra sizin Common App üzerinden yaptığınız başvuruyla bu şeyler birleşiyor ve bir bursla, sporcu bursuyla, yani genelde tuition ve living costunuzun da karşılandığı bir şey sunuluyor. Ama genelde öğrencilerin, yani mesela tabii Amerika'da da çok biliyorsunuz popüler olan sporlar var. Yani bir basketçi olup basket bursu bulmak Amerika'da iyi üniversitede mümkün değil. Çünkü zaten Amerikalılar o sizden daha iyi oynuyorlar çoğunlukla ve onlar o kontenjanları alıyorlar. Daha spesifik mesela kızlar voleybolu. Mesela çok popüler bir konuydu ve çok az iyi sporcu vardı Amerika'da. Bundan bir 10 sene önce falan. Çok iyi üniversitelerde iyi öğrenciler ve iyi voleybolcular mesela burslar aldılar. Hani böyle niş şeylere bakmayı daha çok tavsiye ederim. Ama ben bir basketbolcu olarak ben Amerika'da burs bulamam. Tabii ki de bulursunuz ama yani daha regional yerler, daha uluslararası öğrencilerin belki daha az tercih ettiği daha ufak şehirleri veya çok iyi community college'ları örneğin bakmanızı tavsiye ederim. Herkesin göre bir formül olabiliyor Amerika'da. Ama kriterlerinizi de ona göre ayarlamanız gerekiyor. Kesinlikle tekrar belirtiyoruz. Burs Amerika'da artık iyi üniversiteler için bir red sebebi. Bir sürede bu böyle kalacak. O yüzden hem burs hem top üniversite çok 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 zor. Var tabii ki de bunun bazı stratejileri. Mesela çok detaylı, çok niş bir bölümü mesela seçebilirsiniz. Yani çok fazla başvuru almayan. İlla üniversitede okuyayım diye aslında hiç ilgi göster veya ilginiz dahilinde olabilecek ama birinci tercihiniz olmayan bir bölümde okumayı göze alıyorsanız örneğin bu bir strateji olabilir. CSS formunu uygun bir şekilde doldurmak çok önemli. Orada %100 tabii ki de doğru olmasa da doğruya çok yakın bilgiler, finansal bilgiler, aileyle ilgili vermek çok önemli. Ama her şeyden önce akademik olarak çok başarılı bir öğrenci olmak tabii elinizi en güçlendiren şeylerden biri. Çalışma izni okurken zaten dil öğrencisiyseniz yok. Çalışma izni akademik programlar için haftada 20 saat part-time kampüste çalışabiliyorsunuz. O yüzden büyük bir kampüs üniversitesini tercih ederseniz çok güzel imkanlar oluyor. Dediğim gibi işte kafeteryası. Çünkü buralar hani Amerika tüketime dayalı bir ülke olduğu için üniversite kampüslerinde de tüketimi kolaylaştıracak çok fazla dükkan var. En azından o dükkanlarda veya işte kütüphanesidir, şu ofisidir, bu bilmem nesidir, işte uluslararası ofisidir falan çalışma imkanları oluyor. Ama tabii daha da güzelleri
staj, maaşlı stajlar olabilir çünkü yaz tatillerinde yani ve akademik tatillerde diyelim full time çalışma izni oluyor öğrencinin. O yüzden mesela Ar-Ge'si yani araştırma geliştirme tarafı çok güçlü bir üniversiteye gidip bir research project'te asistan olarak çalışma araştırma projesinde full time çalışma izninizi kullanıp çok güzel ücretler hem deneyim kazanıp CV'nize koyacak hem de para da kazanabilirsiniz. Genelde tabii ki de minimum asgari ücret alıyorsunuz. Bu da saatlik olarak işte 5-8 dolar falan arası bir şey. Bu arada pardon bir de tabii önemli bir şey. Bitirdikten sonra 1,5 senelik OPT denen bir hak veriyor Kanada, Amerika size. Yani Amerika'da kalıp mezuniyet sonrası 1,5 sene maaşlı olarak full time çalışabiliyorsunuz. Bunun handikapı şu, genelde öğrenciler bunu kullanıyorlar. Tabii ki de harika bir şey. Ama ondan sonra o 1,5 sene bittikten sonra sizi hala bütün o bürokrasiye ve ekstra masrafların altına girmeye göze alacak ve sizi employ edecek şirket bulmanız çok zor oluyor. Çünkü sürekli olarak üniversitelerden 1,5 sene çalışma izniyle gençler mezun oluyor. Ve size gerçekten bağlanması ve sizi ekibine, şirketine kalıcı bir şekilde katmasının yollarına bakmanız lazım. Onlar için vazgeçilmez olmanız gerekiyor. Ne yazık ki Amerika'da bu 1,5 seneyi ucuz iş gücü olarak kullanmayı tercih eden işverenler çok fazla. O yüzden bu ilk işinizi, o 1,5 sene çalışacağınız işi çok iyi seçmek lazım. Yani siz oraya kendinizi ispatlayacaksınız. Onlar size yatırım yapacaklar ki vazgeçemesinler. Kabuller geldikten sonra tabii onların değerlendirilme aşaması oluyor eğer EDD ise. Eğer EA veya regular'daki başvurularımıza geliyorsa kabuller işte bunların farklı burs oranlarıdır, şudur budur veya dünyada diğer aldığımız kabullerin hepsini karşılaştırıp bir tane okul belirliyoruz. Sonrasında kayıt işlemleri var tabii ki de. Kayıt işlemleri ve depozito ödemeleri, yurt işlemleri, okulun mu yurdunda kalacaksınız, üniversitelerin, büyük üniversiteler oldukları için bunlar kampüs üniversiteleri çoğunun yani kendi yurdu oluyor. Artı freshman yani ilk sene öğrencilerine de zoru yani otomatikman odalar ayrılıyor. Aa ben gideceğim işte orada oda bulamayacağım gibi bir şey olmuyor. Hani öğrencilerine iyi bakıyor Amerikan üniversiteleri. Devlet olsun, özel olsun hepsi yabancı öğrencilerine iyi bakıyorlar kesinlikle. Ve sonrasında tabii ki de sağlık sigortası, vize gibi şeyler var. Anlattığım gibi bir meblağ gösteriliyor okula ve ondan sonra bir I-20 şeyi geliyor dokümanı. Onunla vize başvurusu alınıyor, vize randevusu alınıyor. Öğrencimizin oraya gittikten sonra bazen yapması gerekenler oluyor. Tabii Avrupa'da bunlar daha fazla bürokratik işlemler, Amerika'da daha az. Ama yine de bizimle hep irtibatta kalıyor öğrencimiz. Biz her konuda buradan akademik olsun, sosyal olsun, kalacak yer destek vermeye elimizden geldiğince devam ediyoruz. Bu geçen seneki kabullerimizden örnekler. Geçen sene de yine çünkü her sene olduğu gibi hani ED yaptığımız için çoğu kabulümüzü zaten ED'de almıştık. Purdue, NYU, Tufts, Virginia Tech falan bunları hep zaten ED'de almıştık bu öğrencilerimiz o yüzden başka kabulleri yok. Ama başka da üniversitelere, UMass'lere, UC'lere başvurular yapan öğrenciler de oldu. Ama mesela biz bir sene önceki kabullerimiz ya geçen seneye göre çok 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 daha iyi. Daha az başvuru belki yapmamıza rağmen çok daha iyi üniversitelerden kabuller bir sene önce hatta burslu kabuller bile alınmıştı. Bu geçen sene %30, %20 bile istiyor. Yani CSS formunu doldurmuş olan neredeyse bütün öğrenciler bütün başvurularından red aldılar. Ne yazık ki.
Böyle olacağını ama tahmin ediyorduk. Onlar da biliyorlardı. O yüzden hepsi de ama başka dünyanın başka yerlerindeki çok çok iyi üniversitelere gittiler. Yani o yüzden %100 bursa ihtiyacımız, yani kesinlikle %100 dediğim, kesinlikle belirli bir miktar bile olsa bir bursa ihtiyacımız yoksa bunu Amerika'da belirtmeyelim. Bu bizim kabul şansımızı çok çok çok, iyi üniversitede kabul şansımızı çok arttıracak bir şey. Dediğim gibi bu önümüzdeki 3-4 senede bu böyle devam edecek bu trend. Bunlar bizim kontak bilgilerimiz. Umarım dediğim gibi faydalı olmuştur. Spesifik sorularınız vardır diye düşünüyorum Kanada'ya geçmeden önce. Ben olabildiğince kendi deneyimlediğimiz ve sizlerin de dikkat etmenizi tavsiye edeceğimiz şeylerden bahsetmek istedim. Kaba Ayhan Bey'in bir tek sorusu var. IB not aralıkları hangi SAT score aralıkları? Ya bir kere dediğim gibi SAT artık optional oldu. IB zaten Amerika'nın istediğinden daha ileri bir eğitim sistemi. O yüzden mesela IB konusunda Amerika'nın İngiltere kadar veya Hollanda kadar katı değil. Kesinlikle hani şu olmalı, bundan, bu IB'den minimum şu olmalı, şey yok işte high level'larının minimumu bu olmalı falan gibi bir şeyleri yok fazla. Ama bizim tabii ki de deneyimlediğimiz şey... Yani o 36 ve üzeri diyebilirim IB toplam şeyi için, notu için. SAT de tabii ki de iyi bir okul için 1500 her zaman herkese söylediği bir şeydir zaten. Bir şeydir, oyunlar game changer denir ya, 1500 ve üzeri önemli bir şeydir. Sanıyorum bu kadar. Başka soru yok Amerika ile ilgili. Demek ki güzel açıklayıcı oldu diye düşünüyorum veya çok gözlerini korkuttum, bilmiyorum, ikisinden biri. Yok, bence gayet açıklayıcı oldu. Zaten bilginin net olması lazım. Bir soru daha geldi. Tabii SAT ve AP tabii ki de. Tabii ki de aynı anda yapıyor. Yani ikisi farklı şeyler. SAT matematik ve İngilizce yeterliliğini ölçen bir sınavdır. AP ise yaklaşık 20-30 ders, ezbere bilemiyorum şimdi, verilen bir derslerdir bunlar. O yüzden muhakkak zaten Amerika'yı hedefleyen bir öğrencinin IB değilse AP ve SAT yapması iyi üniversite için tercih edilir. Aynı anda MEB hazırlanmış. Tabii ki de zaten dediğim gibi eğer yani Türk lise diplomasında, Türk lise programındaysa öğrencinin Amerika'yı da hedefliyorsa, ama iyi üniversiteleri diyorum yine. Ya yani mesela bizim şöyle case'lerimiz de oluyor. İşte Bilfen'den veya şu anda evet en hani akademik ve Türkiye odaklı gelen okul aklıma o, ki öğrencilerimiz de genelde orada oluyor. Hiç AP falan yapmaya zaten vakti yok. Hani Türkiye'ye veya iyi fen liselerinden keza AP ile falan hiç uğraşmıyor öğrenci. SAT hazırlanıyor. Güzel bir SAT puanı alıyor. Lisesi zaten iyi. Yani ağır akademik bir lise, bunu anlıyoruz veya biz anlatıyoruz. Course description'larda şununla bununla. O zaman da yine iyi üniversitelerden şansımız oluyor. Ama yine bir SAT sunuyoruz ve öğrencilerimiz mesela Türkiye'deki sınava da hazırlanıyorlar. Okulları vasıtasıyla en azından hazırlanıyorlar. Yok, evet, community college'lar için herhangi bir AP falan gerekmiyor. Onların IELTS gereklilikleri de zaten daha çok, hatta SAT bile gerekmiyor açıkçası community college'lar için. Sanıyorum bu kadar sorular. Ne yapalım, hiç beklemeden Kanada'ya geçeyim mi? Bence geçelim Marta Hanım. Okey. AP'lerin de herhangi bir sınırı yok. İşte şey gibi, İngiltere gibi veya Hollanda gibi. Bana başvurabilmek için Türk lisesinin yanına işte şu kadar AP alman lazım gibi bir zorunluluk yok. Öğrenci
okuyacağı bölümle ilintili kaç tane AP alırsa ve iyi notlarla tabii ve en azından geçer notla 3 ve yani 5 üzerinden şey yapılıyor AP puanlandırılıyor 3 geçer not. Ne kadar AP alırsa dosyamıza bunları ne kadar koyarsak o kadar iyi. Bu arada bir de CV ile ilgili bir webinarımız var biliyorsunuz. Amerika'da CV en önemli konulardan biri. Ve CV'mizi nasıl geliştirebiliriz, kendimizi nasıl daha değerli, daha ekstra değerler katabiliriz. Bunlarla da ilgili bir webinarımız var. Bunu da yakın zamanda yaparız. Bence Amerika'yı düşünen veya İngiltere'yi düşünen veya genel olarak hani ben evet güzel bir öğrencilik, faydalı bir lise eğitimi geçirmek istiyorum diyen herkese de o webinarın çok hitap edeceğini düşünüyorum. Orada işte bütün bu üniversitelerin düzenlediği akademik programlardan, academic enrichment dediğimiz, pre-college dediğimiz veya çok iyi üniversitelerin yaz kredi programlarından hepsinden çok detaylı bahsediyoruz. Ben bu kadar detaya tabii ki de giremedim. Çünkü herkesin kriteri farklı. Çünkü baktım katılımcılara, Türk diplomasından da var, Fransız sesinden de, Türk artı AP veya IB çok bir şey olduğu için, karışım olduğu için çok detaylara girmedik. Ama CV ve CV geliştirmek de Amerika için takdir edersiniz ki en önemli konulardan biri. O zaman Kanada'ya başlayalım. Fransız liselerinden de öğrencilerimiz var. Onların içinde çok avantajlı alternatifleri var Kanada'nın. Kanada benim şahsi favorilerimden biri. Ailemin, bütün anne tarafım benim 60 senedir Amerika'da yaşıyor. Hepsi Georgetown'dan işte tıp profesörleri, akademisyenler falan ama benim kişisel favorim Kanada. Çünkü Kanada'daki sosyal devlet anlayışı, saygı, başka kültürlere olan hoşgörü ve hayatın temposu, gündemi çok gerçekten ütopik. Yani bir an kendinizi bir dizide falan yaşıyormuş ve çok pozitif yaratılmış bir dünyadaymışsınız. Yani real gelmiyor bir süre sonra. O kadar şey ki ideale yakın bir ülke ki bazıları için tabii bu sıkıcı olabilir. Hani hareketten, kaostan, heyecandan hoşlananlar için sıkıcı olabilir. Bazılarına soğuk gelebilir. Ama onun dışında bu iki şey dışında Kanada gerçekten en kaliteli yaşamı, en fazla huzuru, mutluluğu ve yaşamdaki bu garantileri sunan ülke. Yani yabancı öğrenci olarak o bile oraya gittiğinizde oy kullanmak dışında bütün haklarınız var. Size tamamen bir kendi vatandaşı gibi, üniversite öğrencisi diyorum tabii ki de, kendi vatandaşı gibi davranıyor. Çalışma izninizi veriyor, sağlık sigortanızı, o yapmıyor ama sizin muhakkak hani yapmanızı istiyor. Ve her şeyden öte bu haklara sahipsiniz ama bunu gerçekten hissediyorsunuz da Kanada'dayken. Diyoruz kendinizi bir yabancı gibi hissetmiyorsunuz çünkü orada hani zaten bir şey vardır, hep bir şaka vardır hani iç savaş çıksa Kanada'da ne olur diye, çünkü herkes farklı yerlerden gelen insanlar veya hani zaten herkes Kanadalı, hani herkesin ortak noktası Kanada'ya geldikten sonra Kanadalı olmaları. Bu bence bir yabancı öğrenci olarak en önemli şeylerden biri diye düşünüyorum. Doğal olarak bizim öğrencilerimizin, velilerimizin değişen bu dünya şeylerinde, koşullarında, özellikle pandemiyle de beraber milliyetçilik çok arttı, artacak. Çünkü kaynaklar daha da kısıtlandı. Herkesin daha doğrusu kendi kısıtlı kaynaklarına yetinmesi gerektiği düşüncesi iyice oturdu. Yani çünkü ulaşım bitti, dolaşım bitti. Ne oldu? Herkes kendi evindeki, kendi ülkesindeki kaynaklara zorunlu kaldı. Bu da milliyetçiliği tabii ki de daha körükleyen bir konu. O yüzden bizim ailelerimizin, öğrencilerimizin aklındaki en bence birinci sorulardan soru şu: her şeyi bırakın, okulun rankingi, şusu busu, ben orada hoş karşılanacak mıyım? Ben orada oranın gerçekten bütün diğer işte öğrencilerle denk olacak mıyım? Bunlar herkesin aklındaki çok haklı sorular. Bunun da herhalde
en kolay cevabını ver, evet diye cevabını verebileceğimiz ülke Kanada. Çünkü ben bile mesela orada kendimi onların yanında faşist hissediyorum. Şu aldıkları o şeyleri görüyorum, refüjileri şeyden, Suriye'den onlar işte geliyorlar, ailecek, çok dünya güzeli, doğa harikası, parklarda barbekülerini yapıyorlar, ortalığı kirletiyorlar falan ve ben mesela çok sinirleniyorum. Buna belki kendi ülkemde sürekli buna maruz kalmaktan artık bir bıkkınlık geldiği için. Ama bakıyorum Kanadalılar ya gülümseyerek bakıyorlar, hani o insanlara kucak açtıkları için, ülkelerini, zenginliklerini, refahlarını onlarla paylaştıkları için falan. Gayet onların orada, onların yani Kanada'nın habitatına aslında bence saygısızlık yapmasına gayet hoşgörülü davranıyorlar. Bunlar bir de gerçek, genuine bir sevgi ve ilgi gösteriyorlar. Bunlar bence önemli göstergeler. Bunun da birkaç tane sebebi var. Birincisi, Kanada dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri. Ama büyük bir nüfus açlığı var. O yüzden Kanada'nın stratejisi de her zaman bana gel, benim eğitim sistemimden geç, sonrasında ben sana vatandaşlık için her türlü yolu açacağım, her türlü kapıyı açacağım diyor. Ve bunu da eğitimden sonra verdiği haklarla pekiştiriyor. Birçok eyalet var Kanada'da. Ben çok mutluyum ki artık öğrencilerimiz işte herkesin bildiği Vancouver, Toronto, Montreal gibi şehirlerin dışındaki şehirlere de bakıyorlar. Daha bilinçleniyorlar. Geçenlerde bir öğrenci aradı, örneğin paleontoloji okumak istiyor Kanada'da ve araştırmış mesela Alberta Üniversitesi bu konuda çok iyiymiş, orayı birincil olarak hedefliyor falan. Harika şeyler bunlar, çünkü baktığınız işte rankinglere falan, bir Amerika, Kanada sosyal bir devlet ve bütün bu üniversitelerin, oradaki üniversitenin %90'ı devlet üniversitesi. Devletin, aynı zamanda Kanada bir regülasyon ülkesi. Bu kadar farklı insanın bir arada eyalet sisteminden bağımsız bir şekilde bir arada yaşayabilmesi için de bütün ülkede geçerli, çok katı diyeyim ama öyle şöyle baskı altında hissetmeyeceğiniz kurallar var. O yüzden bütün şehirlerdeki üniversite, başta geldi üniversitelerde çok 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 iyi. Baktığınızda mesela Alberta'da hiç yaşamayı belki düşünmezsiniz Edmonton'da, ama Alberta Üniversitesi'ne baktığınızda rankinglerde dünyada ilk %150'de olduğunu görebilirsiniz. Zaten yaşamak için belki hani bize en yakın yerlerden biri Vancouver, British Columbia'da. Başkenti bu arada Victoria, Vancouver değil, British Columbia'da, ama iklim olarak İstanbul'a çok benzer bir iklim, belki biraz daha kapalı ve yağmurlu, ama Kanada'nın Nova Scotia ile beraber kesinlikle en ılıman iklimi British Columbia. Zaten UBC'de en popüler üniversitelerden biri, anlatacağım. Ontario benim şahsi favorilerimden biri, çünkü Ontario eyalet olarak herkesin öyle, çünkü Toronto orada, birçok bilinen şey orada, ama benim şahsi favorilerimden biri Ottawa. Özellikle Frankofon öğrenciler için Ottawa başkenti olduğu için ve İngilizce ve Fransızca'nın eşit derecede kullanıldığı bir şehir olması çok, yani sıkıcı bir başkent de değil, çünkü üniversite çok bir üniversite, University of Ottawa çok gelişmiş bir üniversite, büyük bir üniversite ve şehir merkezinde. O yüzden o diplomasinin diyeyim, o ağırlığını üniversite öğrencileriyle biraz hafifleten çok güzel bir formül sunuyor. Ben çok 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 seviyorum Ottawa'yı. Öğrencilerimiz de keza çok mutlular. Bir bazı şeyleri de, detaylarını da anlatacağım. Ama tabii herkes Kanada deyince belki Kanada'nın en az Kanadalı şehri olan Toronto'yu çok sever. Ama Toronto yaşamak için, evet, hani herkesin birinci, nasıl İstanbul işte iş hayatı bakımından en fazla şeyi sunuyorsa Toronto'da öyle, ona da diyecek bir şey yok. Özellikle finans, işte pazarlama, reklam falan gibi, tasarım falan gibi konularda da evet, Toronto ne olursa olsun en iyi okulları barındırıyor. Nova Scotia yine harika harika bir eyalettir. Çok Nova Scotia eyaleti eğitim kurumlarını çok sübvanse ettiği için çok iyi üniversitelerde çok uygun maliyetlere okuyabilirsiniz. Keza lisede öyle. Biz bu arada lise yerleştirmesi de çok yoğun bir şekilde yapıyoruz
Kanada'ya, Kanada'daki hem bütün özel hem devlet liselerinin Türkiye'de temsilcisiyiz. Nova Scotia ve Halifax'ı da özellikle ben değerlendirmenizi tavsiye ederim. İklim olarak ılımandır ve çok çok iyi, çok köklü üniversitelere sahiptir. Manitoba baktığınızda üniversitesi yine çok iyidir ama en soğuk, özellikle mühendislik konusunda çok iyidir ama en soğuk eyalettir. New Brunswick, Newfoundland, bunları geçiyorum. Keza bunları geçiyorum. Bunları geçiyorum. Quebec. Quebec de herhalde bizim yani Fransız elinden öğrencilerimiz de fazla olduğu için en çok baktığımız eyaletlerden biri. Ve en de nevi şahsına münhasır diyeyim eyalet. Çünkü her zaman hani Quebec Fransa, aynı zamanda hani Fransızca'nın da daha yoğun konuşulduğu için Fransa'ya, Avrupa'ya en yakın her anlamda. Hem yönetim tarzı olarak eğitim sistemi farklıdır. Örneğin Quebec'in üniversitelerin fiyatlandırılması, genel olarak işte sosyal hayat, devletin daha da baskın olduğu bir eyalettir Quebec. Ve Fransızca konuşulur ama tabii bu biraz 1600'lerde gitmiş oraya Anakara'dan, Avrupa'dan gitmiş insanların antik Fransızcası biraz. Hani ne kadar frankofon olsanız da bir süre alışmanız gerekecektir. Çünkü bazı kelimeleri farklı söylerler falan. Ama yapılmayacak bir şey değil. Soğuktur, ona söylenecek bir şey yok. Ama yani mesela biz lise, mesela Fransız liselerinden bir sene gidelim ve şey yapalım, bir lise okuyalım 10. sınıfta falan, gidelim bir sene Fransızca okuyalım sonra geri dönelim diyen öğrencilerimize bile muhakkak Quebec'i öneriyoruz. İnanılmaz iyi liseler, çok 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 uygun maliyetlere var. Çünkü dediğim gibi sosyal devlet ve devlet sübvanse ediyor bu liseleri. Özel okul bile olsa yabancı öğrencilerin gelip orada okumalarını destekliyor. O yüzden hem lise için hem üniversite için eğer frankofonsanız dünyada muhakkak Quebec'i de değerlendirmeniz veya Quebec demeyeyim çünkü University of Ottawa'da olabilir. Keza Kanada'yı da diyeyim değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Quebec'i biraz geçiyorum artık. Evet, şimdi baktığımızda mesela Salı günü de İngiltere ve İrlanda webinarı yapmıştık. Bana her zaman hani Kanada'da Amerika'ya göre çok iyi bir avantaj, alternatif olarak çıkıyor. Çünkü avantajları var. Aynı seviyede üniversitelerde okuyorsunuz ama daha az ücret veriyorsunuz. Kabul koşullarınız örneğin University of Toronto'yla işte Ivy League'leri kıyasladığımızda ki bazı rankinglerde University of Toronto dünyanın en iyi 3. üniversitesi olarak bile çıkıyor birkaç senedir. O kabul şartları çok daha kolay. Diğer Amerika'daki üniversitelere göre burs bile alabiliyoruz çok başarılı öğrencilerimiz için. Her ne kadar yok dense de %10-20 gibi burslar çok başarılı öğrencilerimiz için alıyor biliyoruz University of Toronto'da ama ücret olarak çok daha yani çok en azından Amerikan doları Kanada doları arasında büyük bir fark var biliyorsunuz işte birisi 8.5 birisi 6.5 gibi bunda bile bir şey var farkı var maddi olarak. Üniversitelerin tabii ki de zaten hepsinin yok denkliği olduğunu söylememe gerek yok. Devlet üniversitesi hepsi. Ama diğer bir avantaj mesela Amerika'ya göre okurken çalışma izniniz var sınır yani 20 saat ama istediğiniz yerde çalışabiliyorsunuz. Tatillerde yine full time çalışabiliyorsunuz. Birkaç tane çok avantaj başka programı var anlatacağım. Bunlar şimdi Amerika'da falan da başladı. Bazı spesifik konularda co-op denilen örneğin çok avantaj bir sistem var. Ama belki de Kanada'nın en büyük avantajı mezun olduktan sonra verdiği çalışma izni ve bu çalışma izninin de kesinlikle kullanılması ve bundan sonra da vatandaşlığa gitmesi bu işin. Ama Kanada'da aynı şekilde 12 sene lise eğitimi bu arada Quebec'te 11 senedir bu farklıdır Quebec dediğim gibi bir sene öğrenciler college'a giderler veya bir kendi liselerinde bir sene ekstra okurlar. Ondan sonra üniversiteye başlayabilirler.
Sonrasında üniversite ve kolej olarak şey yapıyor. Şimdi bu yine çok karışık gözüküyor ama benim anlatmak istediğim burada şu college'ı biraz anlatmak istiyorum. Çünkü Amerika'da anlattığım belki birkaç tane baktığımızda 10-15 tane college iyidir dersek Amerika'da 10.000 tane college üzerinden hani bir elin parmakları yabancı öğrenci için diyeyim. Kanada'daki neredeyse bütün college'lar çok çok iyiler. Çünkü dediğimiz gibi yine Kanada bir sosyal devlet olduğu için ve kalifiye insan açığı olduğu için bunu çok güzel programlamıştır, planlamıştır. Mezun sen o kalifiye insan açığını olabildiğince hızlı kapatabilmek için herkese olabildiğince pratik eğitim alternatifleri sunar. Yani sen mühendis mi olmak istiyorsun? Okey, ama istersen gel önce bir tekniker ol, birkaç sene çalış, ondan sonra bunu üniversiteye geçip yatay geçişini yapıp mühendislik diplomanı da alırsın. Ama orada en azından bir iki sene çalışırsın, hem benim ihtiyacımı biraz karşılarsın, hem de sen de para kazanırsın gibi şeyleri var. Sunduğu imkanlar var. Veya mühendis misin kendi ülkende? Aldın mühendislik diplomanı, yeni mezunsun, bir iki senelik iş tecrüben var ve Kanada birikim yaptın. Kanada'ya gelmek istiyorsun. Harika, college'a gelip graduate certificate, master'la falan uğraşma diyor. Master akademik, teorik. Benim pratik bilgiye ihtiyacım var. Benim Kanada'nın kurallarını, regülasyonlarını sana çok hızlı bir şekilde anlatmaya ihtiyaç var. Ondan sonra da hemen iş dünyasına atılabilirsin. Çünkü benim çalışana da ihtiyacım var diyor. Örneğin benim buradan yeni mezunlar orada graduate certificate, graduate diploma dediğimiz programlara gidip ondan sonra da iş hayatına çok kolay atılabiliyorlar. College'ların fiyatları üniversitelere göre yarısı, bazen daha bile azı, artı bile burs alabiliyoruz. Ve Kanada'daki college'larda devlet okulları, üniversitelerde devlet üniversiteleri olduğu için çok net. Mesela girin hepiniz bakabilirsiniz. OntarioColleges.ca veya işte British Columbia Colleges, bunlar hep devletin şeyleri. Tablolar vardır. Hangi college'dan, hangi ortalamayla, hangi programından, hangi ortalamayla mezun olduktan sonra hangi üniversitenin hangi programına 3. sınıftan direkt geçiş hakkın olur. Bunlar hani tabii ki de yeniden başvuru yapıyoruz ama bunlar bu öğrencilerin hakları. O yüzden orada kontenjan var mı? Ay beni kabul edecek mi? Neyime bakacak? İşte CV'mi mi geliştireyim? Bunları hiç düşünmenize gerek yok. Eğer çok işte Humber College, Engineering Technologies'den 4 üzerinden 3.5 ortalamayla mezun olduysan University of Toronto'nun işte Mechanical Engineering'ine direkt 3. sınıftan yatay geçiş yapabilirsin gibi kesin şeyler var. Yönergeler var yani bu konuda ve yabancı öğrenciler de bundan faydalanıyorlar. Şöyle bir bence inanılmaz bir avantajı daha var bunun. College'a zaten bu indirimli fiyatı veriyorsunuz. College'dan mezun oluyorsunuz. Permanent residency alıyorsunuz ve üniversiteye devam ettiğinizde local fee veriyorsunuz. Yani University of Toronto'nun normal ücreti $60,000 örneğin, siz 12-13 bin dolar vererek University of Toronto'da sanki Kanadalı bir öğrenci gibi okuyabiliyorsunuz. Bunların avantajları çok çok fazla ve çok net söyleyeyim. Bizim mesela Kanada'ya, liseye gönderdiğimiz öğrencilerimizin çok azı direkt üniversiteye başlıyor. Çoğunluğu college'lara devam ediyor. Çünkü oradayken iyice öğreniyor benim bu çok hani hızlıca anlattığım şeyin ne kadar avantajlı ve ne kadar yani straightforward diyeyim, hani ne kadar gerçekten tıkır tıkır işlediğini görüyor. Anlatılıyor ona okulunda, bakıyor Kanadalı zaten öyle yapıyor falan. Aa okey diyor. Benim Kanadalı arkadaşlarımın çocukları bile çoğu bu yoldan geçiyorlar. O yüzden Kanada'daki college'lara da dikkatli bakmanızı tavsiye ederim. Kanada özelinde bu college'lar gerçekten bayağı bir avantajlı oluyor. Şimdi biz ama yine de üniversitelerimize geri dönelim. Şimdi siz sormadan ben söyleyeyim. Kanada'da tıp eğitimi okuyamıyoruz. Kanada yabancı öğrencileri, yabancıları diyeyim,
tıp programına almıyor kesinlikle, istediği kadar başarılı olsun. Bizim çok nadir, yani çok 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 başarılı olup Quebec'te Fransızca biyoloji okumaya gidip galiba McGill'de çok başarılı olduğu için, hani üçüncü sınıftan sonra bir şekilde PR'ını alıp, yani permanent residency'ni alıp Kanadalı statüsünden tıbba geçen öğrencimiz oldu. Ama ben bunu bir genel bir şeymiş gibi anlatamam. Çünkü resmi olarak hiçbir şekilde, bu arada tıp Kanada'da lisansta okunur. Amerika gibi yüksek lisans değil. O yüzden tıp düşünüyorsak Kanada'yı ne kadar başarılı da olsanız şey yapmıyorum, tavsiye etmiyorum. Kanada'da onun dışında birçok, yani neredeyse her bölümü lisanstan girip okuyabiliyoruz. Her şey, her alternatif bizim için açık. Amerika'ya kıyasla demin anlatmıştım, bir daha altını çizeyim. Yüzde yaklaşık 20-30 arası daha ucuz. Aynı kalibredeki üniversiteler. Keza yaşam maliyetleri, yine büyük şehirleri Toronto ile atıyorum New York bile kıyaslasanız veya Toronto ile Boston'ı bile kıyaslasanız yaklaşık %15-20 daha ucuz. Ve okulların kabul oranları da Amerika'daki yine denklerine göre 3 kat daha yüksek. Tekrar bu 3 konuyu, önemli konunun altını çizmek istedim. Bence dördüncüsü de tabii ki de yaşam ve yaşamın daha kolay olması ve çalışma izni mezun olduktan sonraki kariyer imkanları. Evet, bu slide da zaten onunla ilgili. Postgraduate Work Permit dediğimiz şey, üniversite sonrası 4 senelik okul okuduktan sonra 3 yıla kadar Kanada'da çalışma hakkınız oluyor. Zaten 3 yıldan sonra da bir daha ben iş bulabilecek miyim, şu mu bu mu diye Amerika'daki o demin anlattığım OPT sonrası iş bulma riskinin azlığı burada. 3 yıldan sonra zaten vatandaş kalıyorsunuz, pasaport alıyorsunuz. O yüzden beni kimse işe alacak mı, şudur bu, yeniden nasıl work permit'imi uzatacağım gibi bir sorununuz olmuyor. Zaten vatandaş oluyorsunuz. Ama mesela Kanada'nın şu anda kendisinin çalıştığı şey şu. Biz o pasaportu alan insanların bir kısmı, %30'u falan Kanada'da kalmıyormuş. O yüzden biz nasıl bu insanları daha da mutlu edebiliriz ki Kanada'da kalmalarını sağlayabiliriz diye şu anda devletin en büyük konularından biri bu. İnsanlar genelde pasaportu alıp Kanada'ya belki bir zaman geliriz deyip sonra tekrar ülkelerine veya başka yerlere geçiyorlarmış. Yani bu da belki evet anlaşılabilir bir şey. Çünkü mesela diyelim gittiniz Kanada'da eğitim gördünüz, aldınız pasaportunuzu. Türkiye'ye expat olarak gelebilirsiniz. Bir Kanadalı gibi onun şeyiyle, paketiyle gelebilirsiniz. Hani iş yerinizle öyle bir anlaşma yapabilirsiniz. O yüzden bunun da tabii avantajını da bütün dünyada insanlar şey yapıyor olabilir, kullanıyor olabilirler. Kolejleri anlattık. Evet, McGill, hani herkesin belki de bildiği Kanada'nın mesela uluslararası rankinglere baktığımızda evet, Kanada'da ikinci sırada oluyor ama dünyada daha yüksekte oluyor. Ama yani McGill'in mükemmel bir üniversite olduğu gerçek. Özellikle Fransız, Frankofon öğrenciler için. İlla Frankofon olması da şart değil. Programların çoğu İngilizce. Çok az mesela hukuk falan gibi, ki hukuk lisans üstünde okunuyor şeyde Kanada'da, aynı Amerika gibi. Hukuk falan dışında birçok programların %90'ı neredeyse özellikle lisansta zaten İngilizce. Ama McGill çift dilli bir üniversite. Ben her zaman öğrencilerime onu söylüyorum, Frankofon öğrencilerime, baktığında bir sınavda falan zorlandın, Fransızca yaz diyorum. Çünkü hani kötü bile yazsan, kötü daha şey bile doğruya çok yakın olmayan bir şey bile yapsan, Fransızca yaptığın için daha fazla puan alıyorsun McGill'de bile. O yüzden Frankofon olmanın artı, ekstra burslar almak ve kabulde de artısı olduğunu görüyoruz McGill'de. Ve Quebec olduğu için demin anlattığım sebeplerden de ücretleri de örneğin University of Toronto, hele UBC'ye kıyasla da çok daha düşük.
Marta Hanım, zaten hatta Fransız okulundan olan öğrencilerimizin de büyük bir çoğunluğu zaten İngilizce Evet. bölümlere başvuruyorlar McGill'de yani. Evet. Evet. Zaten programlar hep İngilizce veriliyor diyor ama yani öyle çıkıyor. İngilizce diyor işte. Ama biliyoruz ki aslında çift dilli bir okul. Eğer Fransızcası da varsa öğrencinin bunu göstermesi de ona hem başvuruda hem okurken büyük fayda sağlıyor. Hem de gerçekten Montreal yani Frankofon bir şehir. Yani tabii ki İngilizce ile var olabiliyorsunuz ama dominant dil Fransızca. Çünkü bence harika bir şey bu. Gidip hani Kuzey Amerika'nın en gelişmiş şehirlerinden birinde Fransızcanın bu kadar yaygın konuşulması, bence kullanılması harika. O yüzden Frankofon öğrencilerimizin çok rahat ettiği bir şehir. UBC yine tabii West Coast'ta olduğu için Amerika'nın karşısı hemen. Yani Seattle'ın özellikle karşısı. Vancouver ve çok o California vibe'ının çok aslında olduğu bir şehir ve üniversite. Harika, harika bir yer. Dünyanın herhalde en güzel şehirlerinden biri Vancouver. Ama pahalı. Üniversitede pahalı. Yaşamda Kanada'nın en pahalısı Vancouver açıkçası. Özellikle kalacak yer. Ama yine de işte yurtta kalarak falan öğrencilerimiz kampüste daha çok zaman geçirerek bu yaşam maliyetlerini de ayarlayabilirler. Bu arada bir alternatif daha var. Mesela hem UBC'nin hem Toronto'nun farklı kampüsleri var. Mesela UBC, Okanagan, Toronto, Scarborough falan gibi farklı kampüsleri var. Bütün programlar neredeyse bu kampüslerde de veriliyor. Hem kabulleri daha kolay hem de fiyatları da daha ucuz. O yüzden illa ben işte University of Toronto'da okumak istiyorum veya onun diplomasını istiyorum diyen öğrencilere kesinlikle biz o diğer kampüslerini de öneriyoruz. Onlara da başvuru yapıyoruz. Ana kampüse ek olarak. Yani University of Toronto, yani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Mükemmel bir üniversite. Ben şahsen kendi oğlumun göbek bağını oraya şey yaptım. Ama herhalde bir rakun falan çıkartmıştır diye düşünüyorum. Yani şehir merkezinde olmasına rağmen Kanada'da bayağı bir doğal hayat devam ediyor. Tam yani Toronto'da şehrin göbeğinde işte şeyleri böyle taş binalarıyla büyük işte vitraylı dining halları falan hani biraz böyle bir İngiltere veya Amerika'daki hani Ivy League üniversitelerinin deneyimine çok yakın bir şeyi var. Ve teknoloji ve inovasyon konusunda Toronto çok 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 önde olmayı seven bir üniversite. Bunu zaten şehirde bile gezdiğinizde hissediyorsunuz. Bütün hastanelerle, işte ortak araştırma merkezleri, şehirde tabii hastaneler daha çok ama endüstriyle, şehrin dışındaki o diğer kampüslerinde dediğim gibi araştırma laboratuvarları falan çok inovasyona ve insan hayatının daha kaliteli yaşanmasına yaptığı katkı, bunları biraz şey olarak seçmiş bir üniversite. Bölüm ama ücretleri yüksek, erken başvuru çok önemli, çok iyi, çok akademik öğrenciler için de ufak da olsa burslar alıyoruz. French Immersion'dan bahsetmek istiyorum yine çünkü Fransız, Frankofon öğrencilerimiz de olduğu için. Eğer tabii dolar Kanada doları, evet Kanada'nın doları para birimi, her ülkenin kendi para birimine göre veriyoruz bu şeyleri, fiyatları. French Immersion özellikle Frankofon öğrenciler için veya B2 seviyesinde yani Delft'ten B2 alan ve bunu ispatlayan veya üniversitenin kendi sınavına girip yine Fransızca seviyesinin B2'ye denk olduğunu ispatlayan öğrenciler birçok programda, örneğin yani en fazla da University of Ottawa'da sunulur bu, French Immersion programına katılabiliyorlar. Ne demek bu? %70 Fransızca okuyor, aynı programı %30 İngilizce okuyor. Ama ücret olarak Kanadalı öğrenciyle aynı ücret veriyor. İnanılmaz bir avantaj. Aynı programı %100 İngilizce okuyan öğrenci 40 bin 50 bin dolar verirken, French Immersion'da okuyan yabancı öğrenci aynı statüde ama French Immersion'da okuduğu için 12 bin 13 bin dolar veriyor.
O yüzden bizim mesela bu sene McGill'den, UBC'den falan kabul alan, University of Toronto'dan kabul alan Frankofon öğrencilerimizin hiçbirisi gitmediler. Hepsi University of Ottawa French Immersion'ı tercih ettiler. Dediler ki master'da gideriz. Master'da üniversitelere gideriz. Biz de gelince kabuller falan, artık rahatız falan diye böyle seviniyoruz. UBC'ler, McGill'ler, McGill daha geç geliyor da hani özellikle UBC, U Toronto. Aileler dedi ki hayır lütfen biz sizi biraz daha yoracağız. Ottawa ya da French Immersion'a da başvuru yapalım. Çünkü bu aradaki fiyat farkı çok fazla. Biz sizinle çalışmaya başladığımızda Kanada doları 3'tü, şimdi 6,5, 7 oldu. Bizim hiçbir planımıza uymuyor bunlar. Lütfen French Immersion Ottawa yapalım deyip biz sıfırdan bütün öğrencilerimiz için başvurular yaptık. Tabii ki de iyi ki de yaptık. Zaten başından beri söylüyoruz, bize bizimle çalışmaya başlayan bütün öğrencilerimize muhakkak French Immersion'ı tavsiye ediyoruz. Kanada'yı hiç düşünmüyorum diyorsa tabii ki de ayrı, ama Kanada'yı düşünen Frankofon öğrencilerimize muhakkak French Immersion'ı anlatıyoruz ve başvuru yapıyoruz. COAP, demin anlattığım çok avantajlı sistem dediğim COAP artık Amerika'da da başladı birçok üniversitede. Okurken çalışmak demek kısacası. Üniversite ve iş dünyasını entegre eden bir şey. İlk önce okuyorsunuz bir sene, 1,5 sene ve ondan sonra sizi bir dönem işe yerleştiriyor maaşlı. Sonra 3. seneyi okuyorsunuz okulda ve sonra yine sizi 1 sene işe yerleştiriyor. Yani mezun olana kadar siz 2,5 seneyi okulda sınıfta geçiriyorsunuz, 1,5 seneyi maaşlı çalışarak geçiriyorsunuz. Bunun güzelliği ne? Ya dedik ya, mezun olduktan sonra 3 sene çalıştıktan sonra vatandaşlık alıyorsunuz. Bu okurken COAP sistemi sırasında çalıştığınız 1,5 seneyi de sayıyor buna. Siz okuldan mezun oluyorsunuz, 1,5 sene sonra vatandaşlık alıyorsunuz. Yani toplamda 2,5 sene okumuş, 3 sene maaşlı çalışmış ve sonunda hem Kanada'nın en iyi üniversitelerinden birinden mezun olmuş veya dünyanın diyeyim, ve aynı zamanda Kanada pasaportunuz da oluyor. Bundan daha iyi bir ben de paket olduğunu düşünmüyorum. Eğitim ve kariyeri birleştiren, aynı zamanda sosyal hakları da birleştiren ve University of Toronto'da bile neredeyse bütün mühendislik programlarında var COAP. Artık psikolojide bile var COAP. Yani sadece teknik şeylerde düşünmeyin. Muhakkak üniversitelerimizi araştırırken, eskiden evet sadece college'larda daha çok verilen bir şeydi COAP sistemi. Çünkü dediğimiz gibi college'lar bir an önce öğrenciyi eğitip iş hayatına pratik o bilgileri verip teknik bilgileri iş hayatına aktarmak üzerine kurulmuş kurumlar. Ama artık University of Toronto'ya bile baktığınızda, UBC'ye falan baktığınızda neredeyse bütün bölümlerde COAP'ın olduğunu görüyorsunuz. Mükemmel bir sistem. Ben bunları da değerlendirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Avantajlarını bence, yani bu tabii slide'da anlatılıyor ama avantajları saymakla bitmez. Şimdi peki her şey çok güzel ama nasıl başvuracağız? Veya niye o zaman kabul oranları bu kadar, yani Amerika'daki şeylerine göre kabul oranları fazla derseniz, ortalama konusunda çok katıdır Kanada okulları. Zaten 70'in altındaki öğrenciler üniversiteye başvuramazlar. Devlet üniversitelerinden bahsediyorum. Onlar muhakkak college'dan başlamak zorundalar. College'lardaki öğrencilerin akademik seviyesi kötü mü? Hayır. Ama 70'in altındaki öğrenciler GPA olarak, ortalama olarak üniversiteye başvuramazlar. Zaten baktığımızda işte Toronto, McGill, UBC gibi bu top üniversitelerde de 90 gibi bir ortalama beklentisi var. Onu da söylemek lazım. O yüzden zaten çok iyi öğrenciler başvurduğu için bu okullara biraz kabul oranları da fazla gibi gözüküyor. Ama aslında öğrenciler daha başvurma aşamasında eleniyorlar. Biliyorlar çünkü hani düşük ortalamayla bu okullara başvurmanın bir şeyi yok, anlamı yok.
SAT, ACT, AP tabii ki de bunlar akademik, yani Kanadalı üniversiteler akademik olarak değerlendirirler. Yine hani sosyal devlet ve fırsat eşitliği bakımından der ki sen belki imkanın yoktu, extracurricular activity yapamadın, spor, sanat bilmem ne fazla yapamadın, gönüllü çalışma yapamadın, sen koleje gitmedin de normal bir okula gittin. Bunlar benim için önemli değil diyor fazla. Benim için en önemli şey senin akademik durumun. Eğer akademik olarak başarılı bir öğrenciysen gel, zaten diğer şeyleri üniversite hayatın boyunca yaparsın diyor. Yine hani fırsat eşitliği ve sosyal devlet tarafının bence burada biraz daha öne çıkıyor. Ama akademik olarak tabii bizim öğrencimizi iyice anlatmamız gerekiyor. Varsa da CV'sinde falan belirteceğimiz şeyler de bunları tabii ki de CV, motivasyon mektubu tabii falan bunları da sunuyoruz, sunmuyor değiliz. Ama mesela referans McGill istemez. Üniversite üniversiteye değişiyor. Yani öyle çok doküman, dosya hantallığına giren bir ülke değil. Zaten hani her yerde de neredeyse minimum çalışan, yani kalifiye insan açığı olduğu için üniversitelerin admission ofislerinde de var bu. O yüzden onları yormak tam tersi bize dezavantaj getiriyor. Dosyalarda neler istiyorlarsa istediği kriterlerde onlara sunmamız en önemlisi. Genelde okulların mesela Ontario eyaleti için bir portal var, OAK. Bütün başvuruların buradan yapılması gerekiyor. Ontario'ya yapılacak, üniversitelerine yapılacak şeylerde, başvurularda. Ama okulların aynı zamanda kendi portalları var. Quebec için ayrı bir sistem var. Önce Quebec devletine başvuruyoruz. Ondan sonra üniversite, örneğin McGill, işte Laval, neyse Quebec Üniversite, Quebec falan, bunlara başvuruyoruz. Öncelikli olarak şeye başvuruyoruz. Devletin portalına başvuruyoruz. Yine SAT, ACT gibi standart testler, College Board'dan yani testi yapan merkezden gitmesi tavsiye ediliyor. Şöyle bir, evet, hala Kanada bu konuda hantal, hard copy istiyor transkriptleri. O yüzden buradan okulların göndermesi gerekiyor. Bunların hepsinin çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Çünkü günü kaçarsa, bir gün bile geç gitse okulun eline dosyanız, şeyiniz, kabulünüz düşüyor. Bize çünkü koşullu kabuller geliyor. Sonrasındaki o koşulları çok zamanlamasına çok dikkat edip sağlamamız çok önemli. Tabii ki de essay, spesifik essayleri de var. Özellikle UBC'nin spesifik essayleri var. Bunların da şeyi önemli. Bu arada Kanada, eğer yabancıysanız muhakkak İngilizce dil sınavını istiyor. Veya işte Fransızca dil sınavını istiyor. Aa, ben %100 İngilizce okudum, şöyleyim, böyleyim, işte IB'yim, high level'ım falan değil. Muhakkak yabancı dil sınavını istiyor. O yüzden TOEFL veya IELTS'e kesin girmeniz lazım. Bunları zaten her şeyimizde, sunumumuzda olan şeyler. AP tabii ki de kullanabiliyoruz Kanada için. SAT'yi de yine kullanabiliyoruz ama bunlar zorunlu değil. Yani mesela benim ortalamam 70 ama SAT'im çok iyi, ben bir University of Toronto'ya başvurayım değil. Onu kompanse edebilecek bir şey değil. Önemli olan her şeyden önce okul ortalaması Kanada için. Lisans programlarında masraflar dediğimiz gibi, işte mesela college'larda 15 binden bile az olabilir öğrencinin alacağı bursla. Şimdi UBC, U Toronto'ya falan baktığımızda 60, bazen belki biraz, her sene ne yazık ki yani Kanada'da da hayat pahalılığı çok artıyor. Şimdi zaten hükümetin seçim var çok yakın, 20'sinde ve herkesin vaatleri hayat pahalılığını azaltmak üzerine bütün partilerin, bütün politikacıların ve biz bunu okul tuition'larında, harç miktarlarında da görüyoruz. Her sene %20 falan bir artış oluyor. Mesela yeni başlayan junior bizim danışmanlarımız hep, bizim çok detaylı Excel'lerimiz vardır, üniversiteler, bölümleri, fiyatlar, şunlar bunlar. Mesela onları update etmekle başlarlar. Mesela bu sene yaptı arkadaşımız ve ben baktım, hayır dedim, bu yanlış. İmkanı yok. Hayır diyor, Mart Hanım, bakın bu linkten yazdım falan. Baktım, evet, yani geçen seneden bu seneye %20 artmış okul fiyatları. O yüzden bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Nerede nasıl bir avantajımız var, bakmak lazım. İşte French immersion'mış, ekstra burslarmış falan. Bunları değerlendirmek lazım. Veya college'dan geçmek gibi şeyler. Konaklama ve sosyal şeyler, yani Vancouver dediğimiz gibi en pahalı şehir,
Toronto yine şehir merkezinde konaklama çok pahalı. Bunların hepsinin alternatifleri var. İşte residence'de kalırsınız. Öğrenci olarak toplu taşıma kartınızı ona göre alırsınız. Kendi yemeğinizi kendiniz yaparsınız falan. Yaşam maliyetlerini düşürebilirsiniz. Artık Kanada'da yabancı öğrenci olarak çalışabilirsiniz. Hem hakkınız var hem de iş de var. Yani hizmet sektöründeki özellikle part-time çalışmaya uygun olan işlerin çoğunu yabancı öğrenciler zaten yapıyorlar. Yaşam maliyetlerinin çoğunu çıkartabilirsiniz. Orası kesin. Bu slaytımız zaten standart kabul geldikten sonra yapılacak şeyler, aşamalar, kabullerimizden örnekler. Bu seneki McGill'ler, bu arada mesela McGill'da mühendislik bile, psikoloji neyse okuyacaksınız, hukuk tabii lisansüstü de Faculty of Arts'a genel olarak başlarsınız. Sonrasında seçersiniz veya işte mühendislik için biyoloji neyse hep böyle Faculty of Science'a başvursunuz. Ondan sonra yine seçersiniz. Mühendislik konusunda örneğin işte Toronto, Western bunlar çok çok iyi üniversitelerdir. Waterloo çok iyi üniversitelerdir. Hepsini bence eğer Kanada'yı düşünmüyorsanız bile, Amerika'yı düşünüyorsanız bile muhakkak Kanada'yı da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bu saydığım sebeplerden dolayı bu da sunumumuzun sonuna geldik. Ben kontak bilgilerimizi de çok hızlıca tekrar şeye koyayım. Chat'e. Çünkü sunumu durduracağım ve sorularınıza geçeceğim her zamanki gibi. Bizimle de iletişime geçebilirsiniz. Fulya Hanım'la da iletişime geçebilirsiniz. Daha spesifik sorularınız da olursa veya bizimle de görüşmek isterseniz. Şimdi ben izninizle sorulara başlayayım. Ha, bu arada pardon, recording'i de durdurayım.